İnşaat Mühendisler Odası Bodrum temsilciliği yaptığı genel kurulda yeni yönetimini seçti. İMO Muğla Şube Başkanı Alifer Atasever ve Şube Yönetim Kurulu'nun da katıldığı seçimli toplantı bugün öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkiindeki temsilcilik binasında gerçekleştirildi. İMO Bodrum temsilciliğinin kayıtlı 317 üyesinden 120 üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, temsilciliğin 2016-2018 seneler arasında görev yapacağı yeni yönetim kurulu seçildi. Muğla'da 6 temsilciliği bulunan İMO Muğla Şubesi'nin en fazla üyesine sahip olan İMO Bodrum temsilciliğinin genel kurulunun açılış konuşmasını seçime tek aday olarak giren İlhan Özyiğit yaptı. Konuşmasına ülkemizde son dönemde artan terör olayları nedeniyle hayatlarını kaybedenleri anarak başlayan Özyiğit şunları söyledi. Öncelikle ülkemizde son bir yıl içerisinde ivmesini arttırarak devam eden terör olaylarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın, polisimizin, askerimizin Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da acil şifalar dilerim. Terör kelimesiyle başlamak gerçekten çok üzücü. Ancak maalesef içinde düşürüldüğümüz durum anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir. Genel kuruldaki öneri ve görüşlerin bir sonraki döneme ışık tutacağına inandığını belirterek konuşmasını sürdüren İlhan Özyiğit şunları söyledi. Temsilciliğimiz salonuna baktığımda tecrübeli meslektaşlarımla, genç meslektaşlarımı toplantıya katılımlarını ve mesleğimizin geleceği açısından çok önemli buluyorum. Bodrum'da Büyükşehir Yasası ile 11 beldenin birleşerek tek ilçe olması mesleğimizi doğrudan etkilemiştir. Özellikle bütünleşik planlar çalışmasıyla 9 ay deniyor ama bu ruhsata dönünce kadar takribi bir sene hakikaten hepimiz ne proje ne inşaat olarak hiçbir imalat yapamadık. Büyük bir boşluk içinde kaldık. Bu yetmez gibi mevcut hükümet torba yasalarla hazırladı. Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle özellikle 14 maddede yaptığı kanunla dolaylı ve dolaysız olarak mimarlık ve mühendisliği yeniden tanımlamıştır ve mesleğimizi itibarsız hale getirmiştir. İtibarsızlanan sırf mesleğimiz değil, belediyeler de işlevsiz hale gelmiştir. Maalesef bu kanun değişikliğinin olası etkilerini 2 yılda çok acı şekilde hissettik. Mühendislik hizmet bedelleri yerlerde sürülmekte, gün geçmiyor ki Türkiye genelinde sahte mühendis ve sahte mimar haberleri almamış olalım. Bütün bu sorunları aşmamızın tek yolunun birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek odamız ve birliğimize sahip çıkmaktır. Birlikte olabildiğimiz kadar güçlü olabildiğimize inanıyorum. Sözlerine son 2 yılda yaptıkları faaliyetleri üyelerine aktararak tamamlayan Özyiğit, salonda bulunan üyelerin desteğiyle yeniden Bodrum temsilcisi olarak seçildi. İMO Bodrum temsilciliği yeni yönetimine İlhan Özyiğit, Metin Soylu, Şenol Altunkaya, Arif Gürkan Türker ve Mahmut Deniz seçildi.